Sağlığınızla oynamayın. İlacınızı akılcı kullanın. Sokak TV'desiniz. Her akşam mutlu akşamlar diye açıyorum programı. Fakat bu akşam öyle açamayacağım. Hafta sonu çok uzun, çok acı, çok da karanlık geçti çünkü. Bir kadın kardeşimizi daha kurtaramadık. Bir kadın daha ellerimizden kayıp gitti. Aslında kadın cinayetleri ve tecavüzler toplumun kanayan yarası. Ve biz her daim çığlığın sonuna tanıklık etmiş oluyoruz. Aslında kadınların çığlığı her yerde. Ve egemenler çığlıkları ne yazık ki kulak arkası ediyorlar ve bardağı taşıran son damla. 20 yaşındaki kadın kardeşimiz Özge Can'ı erkek terörüne kurban verdik. Evet, siyah giyindim bu akşam ama yanlış anlaşılmasın, yasta değil isyandayım. Bir kadın olarak, bir gazeteci olarak, insan olarak artık yeter diyorum. Çünkü sessiz kalmanın ortak olmak anlamına geldiğine inanıyorum. İnsan haklarının en temeli olan yaşam hakkının kadınların elinden alınmasını istemiyoruz artık. Tecavüzden, şiddetten ölen bir kadın daha istemiyoruz. Özge Canlar ölmesin. Elbette genel seçime gidiyor Türkiye biliyorsunuz. Fakat çok önemli bir mesele, çok önemli bir sorun. Sadece kadınların değil, toplumun sorunu artık kadın cinayetleri. Ve bu gözümüze sokuldukça aslında biz görmezden mi geliyoruz, ne yapıyoruz diye böyle bir konuşma yapma gereği hissettim bir kadın olarak, az önce de belirttiğim gibi. Ve konumuza dönelim, Gündem Özel'desiniz. Ben Özlem Şen. Saatler 20'yi gösteriyor. Her akşam olduğu gibi hafta içi bu akşam da karşınızdayım. Çok önemli konuklarım var. Çok önemli konular masaya yatıracağız her akşam yaptığımız gibi. Masum Türker, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı yayınımızda. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ve İmam Bakır Üküş, her pazartesi günü onu görmeye aşinasınız. Pazartesi aslında yerel yönetimleri konuşuyoruz. Fakat gündem değiştikçe biz de gündemimizi değiştirmeye devam ediyoruz. İmam Bakır Üküş gazeteci, yazar, aynı zamanda Yurt Gazetesi yazarı olarak da titrini değiştirdik biz artık. Hoş geldiniz yayınımıza. Genel seçimlere gidiyor Türkiye, konu da bu diye de duyurduk aslında sosyal medyadan. Fakat Türkiye'nin kanayan yarası dedik ve hafta sonu çok çok karanlık geçirdik. Geçirmeye de devam ediyoruz. Sabah uyanınca günaydın İnsanın içinden demek gelmiyor aslında. Program açarken mutlu akşamlar da demek gelmiyor. Çünkü kara bir hafta sonuydu. Kadın cinayetleri artarak devam ediyor ne yazık ki. Neler söylersiniz bu konuda? Fikirlerinizi şimdi almak isterim. İlk defa bu olayla birlikte Türkiye'de güçlü bir tepki, güçlü bir isyan sokağa yansıdı. Bugüne kadar özellikle de AKP'nin 12-13 yıllık iktidarında kadına yönelik şiddetin arka arkası kesilmiyor. Ve gerçekten de kadına yönelik fiziki şiddetin ötesinde kadınları siyasetten, toplumsal yaşamdan, sokaktan çekmeye yönelik AKP'nin çok ciddi bir propagandası var. Bu propagandanın da aslında bir sonucu. Çünkü sokaktaki kadını suçlu gösteren bir politik iktidar var. İdeolojik nedenlerle, dini nedenlerle, kültürel nedenlerle, ekonomik nedenlerle, çok çeşitli gerekçelerle kadının sokakta olmasını, kadının işte olmasını, kadının hayatın değişik alanlarında var olmasını doğru görmeyen ve bunun kadının uğradığı şiddetin çeşitli gerekçeleri olarak da çok çeşitli biçimlerde savunan bir iktidarla karşı karşıyayız. Müftüsünden din adamı görünümlü insanlarına, Diyanet'in temsilcilerine kadar kadınların sokakta giyim tarzından, hatta kadınların en doğal, bırakın doğal hali, insanların yaşamının devam etmesi, insan neslinin devam etmesinin bile ön koşulu olan hamileliğin
bile sokakta bir kötü, çirkin, olmaması gereken bir şey olarak gösteren bir iktidarla karşı karşıyayız. İkincisi, bence Türkiye şunu çok iyi görmesi lazım. Türkiye bir yanıyla ideolojik olarak, politik olarak, kültürel olarak muhafazakarlaşıyor. Ve Türkiye'de 12 yıldır dindarlık adına siyaset yapan ve dindarlık üzerinden siyaseti kutuplaştıran ve iktidarını bunun üzerine neredeyse inşa etmiş bir iktidarla karşı karşıya. Ve toplumun geçmişte içinde bulunduğu birçok temel sıkıntından muhafazakar ve dini değerlere referanslarla kurtulabileceğini söyleyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Peki işte yakın bir süreçte gördük, Türkiye'de AKP iktidara geldiğinde TÜİK verilerine göre 52 bin olan cezaevlerindeki tutuklu insan sayısı şu anda 160 bini geçmiş durumda. Ona sonradan girelim. Özgecan meselesini konuşuyoruz. Masum Türker Bey'den de bu konuda görüşlerini almak isterim. 20 yaşında gencecik bir kadından bahsediyoruz ve vahşice katledildi. Neler söylersiniz? Öncelikle hem Özgecan'a tanrılar rahmet dilerken, onun gibi özellikle kadın olmasından kaynaklanan ve erkek egemenliğinin sonucu olarak hayatını kaybeden diğer bütün kadınlarımıza, genç kızlarımıza aynı şekilde rahmet diliyorum. Burada zor olan, en büyük zorluğu çeken Özgecan Aslan'ın ailesidir. Onlara da büyük sabır diliyorum. Tabii bu tür olayların devam etmemesini arzu ediyoruz. Ama göstergeler önümüzdeki günlerde, eğer Türkiye'de artık bozuk olan ve bizi farklılaştırmaya yönelik olan bu düzen değiştirilmezse, bu düzene karşı çıkılmazsa, daha çok özgecanlarımızı kaybedeceğiz. Bu düzen şu son 12-13 yılda sinsi bir şekilde örgütlendirilmiştir. 4+4 eğitim sistemi kadınların okula gitmesini engelleme amacı gütmektedir. Kadınların herhangi bir şekilde üniversiteye giden kadına çok kötü gözle bakılmaya çalışılıyoruz. Yani zaten bir şey anlamak mümkün değil. Şimdiki iktidar kadının türbanı üzerine siyaset yaparak iktidar oldu. Kadının türbanlı olduğu için üniversiteye giremediğini bahane etti. Şimdi kadın türbanlı üniversiteye rahatlıkla giriyor. Ama kadın üniversiteye gitmesin diye ne lazımsa onun altyapısı oluşturuluyor. Ben Özgecan için yapılanların bazılarının gelecekte yapılacak başka şeyleri tahrik ettiğini düşünüyorum. Yani Özgecan'ın bu feci bir şekilde öldürülmesinin ardından bir bakanın çıkıp idamı geri getirmeliyiz demesi, ne kadar çaresiz içinde olduklarını ve bu ölmeye neden olan olguları ortadan kaldırma niyeti olmadığını gösteriyor. Halbuki bu cezadan İdamla önce... İdamla birlikte aynı zamanda hadım da konuşuluyor, tabii, biliyorsunuz. Aynı şey iktidar tarafından. Aslında erkekleri hadım ediyorum dediğiniz zaman, o hadım ettiğimiz erkeklerin daha saldırgan, daha zarar verici olduğunu Osmanlı dönemindeki harem ağalarından biliyoruz. Bilmeleri gerekir. Şimdi bunlar neden gündeme geliyor? Hep popülist, hep topluma bakın biz hemen radikal çözümler üretiyoruz. Hadi getirin bakalım idamı, getirebiliyorsanız. Bakın bu çözüm değil, ama deseriz ki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmeli ve bu tür sapkın insanlar asla ileride hiçbir şekilde affedilmemelidir. Yani böyle bir yasal düzenleme var zaten. Şimdi bunu getirmezler, siyaset malzemesi yaparlar. Başbakan AKP'nin kadın kongresinde Antalya'da bir tesise Özgecan'ın adının verileceğini söylemesi bile çözmeye değil, bu olayın üzerine siyaset yapmaya yönelik olduğunu açık bir şekilde gösteriyor. Yap ama onu böyle daha cenazesinin mezara yeni girdiği, daha taziyesinin devam ettiği dönemde yapma. Yani bunlar Türkiye'de neden olanların kendini kamufle etmek, gizlemek için ve şu andaki bazı eylemleri için. Şimdi ben bu Özgecan olayından sonra merak ettim ve Diyanet İşleri'nin verdiği fetvalara girip baktım. Fetvaların bir kısmını böyle örnekleme yöntemiyle gözden geçirdim. Yani aman Allah'ım, devletin imkanlarıyla, verdiğimiz vergilerle din adına iyiliğin fetvasını vermesi gerekenler kadın için ne fetvalar vermişler.
Yani bırakın o fetvaların bir tanesi bile yeter. Veremezsin sen. Ama bu arada bu düzen öylesi bir bozuk düzen ki profesör titrini almış, ilahiyatçı yani teolojiyle uğraşmış insanlar birdenbire kadının çalışma hayatında olmasını, sokakta bulunmasını, hamileyken gezmesini çok kötü simgelerle ve benzetmelerle tartıyor. Halbuki biz Türk toplumunun çok önemli bir özelliği var. Bizim Türk toplumumuzun özellikle birlikte yaşadığı kadının kraliçe olarak o zamanki Hakan'a eşit olması yapmıştı. Şimdi mesela Türkiye'de, Türkçe'de hanım kelimesi kullanıyoruz. Nereden gelmiş bu? Herkes hana han derken o da dönmüş benim hanım da burada diye eşini gösterince hanım kelimesi ortaya çıkmış. Yani bu işin en tepedeki insandan en aşağıdaki insana kadar toplumun hangi katmanında olursa olsun kadın olmadan bir şey olmayacak biz biliyoruz. Kadın olmasa annemiz olmaz. Kadın olmasa eşimiz olmaz. Kadın olmasa kızımız olmaz. Kadın olmasa kız kardeşimiz olmaz. Ama ne yazık ki bütün bu vasıfları unutan sapkın insanlar var. O zaman dönüp bu sapkın insanlara bakmalıyız. Şimdi ben bu kadın cinayeti vakaları ile ilgili ne olmuş diye baktığımız zaman eskiden kadın cinayetleri daha çok namus nedeniyle ve töre ile nedeniyle öldürülürdü. Ama şimdi bakıyoruz Zayıf namus ve töre yok. Artık. Yok ben sana baktım, ben seni istedim. Yok sen benim sevgilimsin. Yok sen beni nasıl boşarsın gibi tamamen kadının özgürlüğünü kısıtlamak isterken kadının özgürlük arayışına girdiği anda bu olgularla karşılaştığını biliyorum. Bana sorarsanız şu anda Özgecan için verilecek en iyi ödül kadınlara da örnek olması için, kadınların onu hep hatırlaması için, onu kadınların özgürleştirilmesi, kadınların demokratik yaşamda söz sahibi olması ve yalnız erkek egemenliği değil, kadın egemenliği de tesis etmek için bence Özgecan Aslan bir demokrasi şehididir. Bu şekilde tanımlanması gerekir ve herkes bu şehitliğin kadınların ileride daha da özgürleşmesi, ve bugünkü iktidarın kadını ezmek, kadını küçültmek, kadını dışlamak amacıyla yapmak istediklerini artık kadınların baş kaldırması gerekir. Ben bu Özgecan dolayısıyla esasında şunu da hatırlatmak istiyorum. 2023 yılına geldiğimiz zaman kadınlar gerçekten sokağa çıkamayacak. Kadınlar çok genç yaşta evlendirilecek. Kadınlar yalnız doğurganlık nedeniyle önemsenecek. Yani şimdi çıkıp da bir başka bakan kadına, ev kadını, ev faaliyetlerinden dolayı akademik hayattır. Yani ev kadını olmanın akademik hayat olarak yansıtıldığı anda eğer yalnız internetlere dönüp bakılsa bu kadınlar, akademik hayatını belirlediği kadınlar o zaman batıda erkekler de kadınlara yardım ediyor. Erkekler de mi akademik hayat oluyor? Bu şu noktada oluyor. Demek ki diyor ki kadınlarınızı, çocuklarınızı okutsanız bile onlara bir iş güç sahibi değil. Evlen, evde çocuk bak, çocuk doğur, evin içinde kal. Ama bu konuda şu anda Türkiye'de son 12 yılda ciddi bir şekilde görüntüde kadın fazlalaşıyor. Ama kadının hakları azalıyor. Ben bir şeye daha dikkat çekmek Buyurun istiyorum. Lütfen. O da şudur. Mesela şu anda iktidar partisinin kadın milletvekilleri sayıca fazla. Ama ben bu kadın milletvekillerinin iktidar tarafından onların aleyhine getirilmiş olan yasalara seyirci kaldıklarını görüyorum. Mesela söylenti doğruysa insanların oyunu alabilmek için AK Parti bu önümüzdeki dönemde kadın milletvekili sayısını artırmayı hedefliyormuş. Eğer o kadınlar kendi özgürlüklerinin yaratıcısı, kendi geleceklerini dizayn edebilecek bir iradeyi ortaya koymuyorlarsa onların varlığı yalnız erkek egemenliğini daha pekiştirir. Ve son söz olarak şunu söylüyorum. Biz Türkiye'de her yerde, sivil toplum örgütlerinde, meslek örgütlerinde, sendikalarda, siyasi partilerde, parlamentoda ve kabinede kadın sayısını erkek sayısıyla eşitleyebilecek bir olgunluğa getirmedikçe bu cinayetlerin daha beteriyle karşılaşırız. Peki, eşitlik derken %50'lik bir kadın kotasından mı bahsediyorsunuz veya iş başkanlık sistemi benzeri bir şey? Bunlar kota değil.
her şeyin %50'si her cinsten olacak. Yani kota vermek kadını tembelliğe götürür. Şimdi bazı siyasi partilerde bu oluyor. Diyor ki işte %15 kota verdim. %15 kota verdiysen ona talip olan kadınların da partinin en az %15'ini kadın üyelerden oluşturması gerekir. Ve ön seçimi örneğin ya da liderlikleri belirleme onlar arasında yapmalısın. Burada öyle değil. Burada kadınların şöyle bir cümle yazmışım. Kadın egemenliği nasıl sağlanır diye. Yani bunu kendi adıma özellikle bizim partinin yakınlaşan seçim dolayısıyla seçim bildirgesine koyabilir miyiz diye. Örgütlü kadınların gücüne dayanmalıdır. Yani kadınlar örgütlü olmalıdır. Bir kadın gel sen bizim partiye üye ol derse, eğer o partinin siyasi görüşüne, o kadın arkadaşının o siyasi faaliyetini tasvip etmiyorsan, o zaman tasvip ettiğin kendi başka bir siyasi faaliyete git ve orada öne çıkan kadınların arkasında olduğunu göster. Yani kadınlar yalnız Özge Can gibi cenazesini kaldırmak için isyan etmiyorlar. Bu isyanlarını, bu baş kaldırılarını ülkenin yönetiminde, iş hayatında egemen olana kadar sürdürsünler. Şimdi ben bir konuyu özellikle dile getirmek istiyorum. 8 yıllık eğitim başladıktan sonra liseye devam yaklaşık olarak %100'e yaklaşmak üzere. Ama kadınların liseye devamı %40 küsürden %67'ye yükseldi. Zaten üniversitelerde devam eden kadınların sayısı son bu 15 yıllık uygulamalar sonrasında arttı. Şimdi tersine bir işlem yapılmak isteniyor. Kadınların üniversiteye, liseye devamını engellerseniz 5 yıl sonra üniversiteye de gidecek kadın sayısı otomatik olarak azalmaya başlar. Şimdi Türkiye'de bunlar üzerinde durulmuyor. Hemen bunları konuştuğunuz zaman bazı kadınlar siyaset yapıyorsunuz, bizim görüşümüzü örseliyorsunuz diyor ama ben de bakayım peki sen bilirsin diyorum. Çünkü böyle demekle erkek egemen toplumun daha da egemen olmasına neden oluyor. Ve bunun bedelini şu anda biz ekonomik ve sosyal açıda gelişmişlikte geri kalmakla ödüyoruz. Bizden ne farkı var İsveçli'nin, Finlandiyalı'nın, Danimarkalı'nın, Hollandalı'nın? Tek farkları onlar kadını tüketen ve evde yalnız üreten değil, doğurgan değil, aynı zamanda yöneten kişi olarak da görmelerinden kaynaklanıyor. Yani kadın özgür olabilmeli, kadın da seçebilmeli, kadın da karar verebilmeli ama bunu sağlayabilmek için de kadınların kendi özgürlüklerini ve kendi geleceklerini şekillendirebilmek için örgütlenmeleri gerekir. Örgütlü hale gelmeleri gerekir. Ve bu örgütlülüklerde de daima sinerji yaratan bir gücün sahibi olduklarını hep ön planda tutmalılar. Peki aslında şunu da sormak istiyorum. Yani bakıyorsunuz yasalar var. Koruma kanunları her ayrıntısı da düşünülmüş. Ayrıntılı olarak incelenince her ayrıntısı da düşünülmüş. Ama uygulamada hiçbir olay yok. Yani hiçbir şekilde onu uygulamaya geçiremiyoruz aslında. Problem uygulamada. Şimdi, yani o zaman hiçbir anlamı kalmıyor. Ne yasanın ne koruma kanunlarının. O noktada ne yapılacak? Şimdi bakın, çözüm nedir yani? Cumhuriyet'in kuruluşundan başlayalım. Cumhuriyet'in ilk kuruluşunda kadını okula gönderebilmek için tıpkı Fransa'daki olan kız okulları gibi, Amerika'daki gibi kız liseleri açıldı. Kız öğretmen okulları açıldı. Ama bunlar mezun olduktan sonra, erkek öğrencileri de eğitmeye başladıktan sonra yavaş yavaş bu kız okullarıyla erkek okullarından oluşan karma liseler açılmaya başlandı. Şimdi ise gündeme getirilen şey kız ve erkek liselerini tekrar ayırabilir miyiz diye. Eğer bu ülkeyi yönetenler, şu anda iktidar gücünün elinde bulunduranlar bunu tartışmaya başlıyorsa sapkın duygular taşıyan insanlar da ya da böyle bir dünyayı tasarlayanlar hemen böyle bir ayrıma giderler. Şimdi bunun da tabii bir başka yönü var. Bu olaylara neden olan erkeklerin de ruh hallerini çok iyi, sağlıklı bir şekilde analiz etmek lazım. Bunların böyle yapmadan yol açan nedir? Düzenin hangi fonksiyonu bunları böyle sapkın ruhlu olmaya itekliyor ve bunlar o kadar sapkın oluyor ki şimdi bu sapkının ölçüsünü de yapamıyorsun. Özge Can'ı öldürüyorsun. O yetmiyormuş gibi tırnaklarındaki DNA'nın gözükmesin diye ellerini kesiyorsun. O yetmiyormuş gibi babanı çağırıyorsun, benzin getir yakalım diyor. Arkadaşın ve baban geliyor, üçlü olarak birlikte bu işi yapıyorsunuz. Yani şimdi düşünüyorum,
öldürenin babası da sapkın. Yani sen çocuğunun yaptığı bir şeyden dolayı acaba ben oğlumu nasıl emniyete vereyim de başka bir kadına, başka bir kişiye zarar vermesin derken onun bu suçunu örtbas edip yine potansiyel bir katil olarak başka bir kadının, yine belki bu ruhunda bir hastalıktır, başka bir kadının daha hayatına son vermesine yol açıyorsun. İşte bütün bunları özellikle eğitimle verebiliriz. Eğitimin olmadığı yerlerde, başka şeylerin öne çıktığı yerlerde bu tür sapkınlıklar hep olacaktır. Ve bu konuda yani kadının örgütlenmesi, özgürleşmesi, çalışma hayatında yer almasını artırmamız lazım. Ama son istatistikler kadınların çalışma hayatından yavaş yavaş azalmaya başladıklarını gösteriyor. Son getirilmek istenen iş yasasında kadınlara mükemmel bir işmiş gibi gösteriyorlar. Neymiş ya, doğum yaptıktan sonra işe devam etmeyecek, evde iş yapacak filan. Aslında bütün bu düzenlemeler yavaş yavaş kadını iş hayatından eve doğru gönderme politikalarıdır. Ve bu politikaları yapanlar bir tek bir terör faaliyeti yapacaklarsa, o terör faaliyetine de kadına ihtiyaçları varsa, o kadını orada bir kendini ortaya atan ve fedailik yapan görünümünden yararlanmak istiyorlar. Bu konu incelenirse Müslüman kardeşler denilen ihvanlarda da böyle gelişmiştir. Diğer ülkelerde böyle gelişmişlerdir. Mesela bazen Suriye'ye kızmaların nedeni budur. Suriye ve biliyorsunuz Ürdün, Lübnan bir arada bölge olarak adları Şam'dır. Şam bölgesinde mesela oradaki kadınlara tanınan özgürlük diğer Arap ülkelerindeki kadınlara tanınan özgürlükten çok daha fazladır. Ve bazen kendi aralarında bile diyorlar bunları nasıl evirebiliriz, nasıl farklılaştırabiliriz. Şimdi bu konu aslında dingin, siyaset yapmadan, ben daha iyi yaptım demeden ortak bir politika oluşturmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ciddi bir çalışma yapılması gerekir. Bizim eski dönemde milletvekili olan kadın milletvekilimiz Sayın Jale Ağırbaş'ın da öncülüğünü yaptığı ve diğer partideki bazı üyelerle birlikte parlamentoda bir kadın erkek eşitliği komisyonu kuruldu. Ama bu komisyonun adı böyle olmakla beraber bizim Cumhurbaşkanımız çıkıp bir konuşma yapıp da eşit değil diye başka şekilde tanımlarsa bu tür olaylar çok karşımıza gelecektir. Ben umuyorum bugün ülkeyi yönetenler bu sapkınlıklara neden olabilecek bazı uygulamalardan vazgeçerler. O zaman sizin bahsettiğiniz o kanunlardaki alınan kararlar, ayrıntılar, korumalar kullanılır. Şimdi adalet sisteminin de biraz farklılaşması lazım. Adalet sisteminde kadınlara yönelik fazla şiddette, fazla derecede şiddet kullananların cezalarının ağırlaştırılması gerekir. O cezaları onların ruhlarındaki sapkınlık nedeniyle artırılmalıdır. Yani bu suç şu kadar ceza alır kabilinden değil. Bu eylemleri yapanların ruh yapılarını incelenerek sapkınlık derecelerine göre gerekirse çok uzun süreli ve tavanı yüksek olan cezalar konulması gerekir. Yani caydırıcı, cezaların caydırıcı olması yönüne dikkat çekiyorsunuz. Yok, ben yalnız caydırıcı değilim. O caydırıcılık zaten işi çözmüyor. O kişileri toplumun içinde zarar vermekten alıkoyma hedefiyle olmalı cezada. Çünkü siz caydırıyorsunuz ama adam yine vuruyor, öldürüyor. Yani şimdi bu çocuk yakalanmasaydı, babasına yardım aldığı için, bir arkadaşına yardım aldığı için bir başka kızın peşine düşecekti. Çünkü ruhunda sapkınlık varsa bu işi başkasına da yapacaktı. O zaman bu sapkınları tespit ettiğiniz zaman, tutabildiğinizi söylediğiniz zaman insanlar diyecekler ki ya ben de sapkınlıkla gidip tedavi olayım. Her şeyin bir tedavisi var. Şimdi bu konuda biz tedavi duygusu yaratacağımıza cezaları istediğiniz kadar artırın. Ne olacak ki işte bir arabayla birisini çarpıp öldürürseniz de bir şey olmuyor. Bazen elinizi kolunuzu sallayarak çıkabiliyorsunuz. Burada sorun kadının yanı başınızda olmasına tahammül etmek duygusundan geliyor. Yani artık dünyada şuna bakmak lazım. Her şey cinsellik değildir. Her şey böyle farklılaşarak birbirlerine cinsel açıdan yaklaşan İki ayrı kişi değil, bu cinsiyet farklılarının biyolojik olduğunu düşünüp ekonomik yaşamda, toplumsal yaşamda beraber hareket etme hedefine yönelik olduğunu hissettirirseniz birçok
olayı çözümlerseniz ve dikkat edilirse bu tür cinayetlerin önemli bir kısmı ya eski eş, ya boşanmak üzerinde olduğunuz eş, ya sevgili tarafından yapılıyor. O da erkek kadına hükmedemediğini düşündüğünden kaynaklanan sapkınlıkla bunu ortaya çıkartıyor. Yani aslında bir kadını dövmek, bir kadını öldürmek, bir kadına tecavüz etmeye çalışmak, o erkeğin kendi içindeki güçsüzlüğünü kendi kendine örtmeye çalışmak, kendi kendisiyle suç işleyerek bir nevi o eksikliğinin olmadığını anlatmaya çalışmasıdır. Ufacık bir reklam arasına gideceğiz. Ardından Türkiye genel seçimlere gidiyor dedik. Bu meseleyi masaya yatıracağız. Aynı zamanda cumartesi günü, yanılmıyorum değil mi günü doğru? Cumartesi günü Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olsun ama aynı zamanda ön seçimle gelen adaylarla iktidar yolunu yürüsün diyenler bir toplantı yaptı. İmam Bakır Üküş de oradaydı. O toplantının ayrıntılarını da ikinci bölümde izleyeceğiz ama şimdi reklamlar, bizden ayrılmayın.